Honda Civic 1.5 EG kasayı tanıtacağız şu anda size. Araç sahibi arkadaşım yanımızda. Aracımızda ön kabutu karbon kaplama yaptırdık değil mi? Evet abi, doğrudur. Bu öndeki alttaki şeyleri orijinal mi? Orijinal abi araba. Sadece bir ek karlık var. Ek karlık var. Aynen. Var. Jantlarda siyah kapak yapılmış. Evet abi. Amerikan Orijinal. Park yanıyor herhalde yandığı aynen. zaman. Aynen abi. Aracın orijinalinde sunroof'u var. Elektrikli sunroof var. Elektrikli sunroof'u var. O dikkatimi çekti zaten. Bu 94 model. Aynen. Değil mi? Yani güzel. Şöyle abi aracın önde bir tane port deliğimiz var. Ayrımsız. Port deliğimiz var. Onu da göstereyim. Hiçbir EG'de yok. Yani o port deliği. Buradan araç şeyi alıyor değil mi? Hava alıyor. Aynen öyle. Güzel. Ve bir aksesuar olarak da güzel bir görünüm sağlıyor. Aynen güzel. Zaten birazdan aracın arkasını görünce o port deliklerini, detayını iyice almış olacağız. Şu şekilde ben dıştan aracı bir çekeyim. Arkadaki spoiler orijinal mi? Orijinal abi. Bunda da bir karbon detaylar var. Onda da karbon kaplama. Güzel. Arkada da abi aynı port deliklerimizde altta bir karlık daha var. Aynen. Ek karlık yapılmış değil mi? Var. Bu arabalar zaten Need for Speed oyunundan aynen. herkes biliyor zaten. Aynen abi, doğru. Güzel. Aracımız orijinal egzozu. Evet abi orijinal. Orijinal Honda egzozu. Değişim Honda şey fabrika değil. Zaten Honda Civic'lerde genelde bu egzozu takıyor. Aynen. Bir bagajı bir açabilir misin? Açalım. Bagajın açılması benim dikkatimi çekti. Aracın arkasındayken onu da gösterelim. İlk önce cam kalkıyor. İçerisindeki mandaldan da aracın bagaj kapağını şey yapıyorsunuz. Bagajı yani çok aşırı geniş değil ama yine güzel. Evet. Ve burada bir herhalde evet. müzik sistemi yapacaksınız. Aynen. Açtırdık. Onun herhalde. Aşama aşama. Orijinal MDF'den kestirmişler aynen. tahtasını. Evet. Kaliteli ses almak için. Tamam. Şuradan bir aracın içerisini çekeyim ben. Devir saati 9000 devir saati 9000 var. 9000 çeviriyor evet abi. 220 ibresi var. Hatta 230 da denilebilir değil aynen. mi? Son çubuğu var. Araçta LPG var. LPG ve benzin. LPG benzin. Sunroof'umuz elektrikli. Sunroof aynen. Sunroof'u şuradan evet. elektrikli açıyoruz. Otomatik açılıyor. Evet. Sunroof'un da koruma döşemesi de var. Yani ona kadar yapılmış. Şu şekilde arkayı çekeyim ben. Aracın arka koltuklarında dizme mesafesi biraz dar. Değil mi? Evet. evet. Arka çok aşırı geniş değil. Ama zaten bu tür arabalara araba, herkes iki kişi biniyor. İki kişi biniyor aynen. Hani camlar buradan otomatik. Evet, çocuk kilidi. Hmm, güzel. Bak bende 106 var mesela kardeş. Çocuk kilidi bende yok. Evet. Direksiyonu da orijinal. Elektrikli aynalar. He, aynaların ayarı oradan. Evet, elektrikli. Burada güzel. Bir sistarımızın orijinal fabrika çıkışlı. Evet. Şu da LPG'nin o da LPG göstergesi. Abi. Buradan sunroof'u açıp kapatıyoruz. Evet. Burada teybin yeri var. Aynen. Kalorifer ayarlaması buradan yapılıyor. Şu düğmeler ne işe yarıyor? Bu düğmeler mesela bu ayaklara veriyor. Ondan sonra bu sadece ayaklara veriyor. Bu ayaklara ve önlere veriyor. Bu direkt sadece camlara veriyor. Onun ayarlaması tuşla yapmışlar. Mesela aynen. benim aracımda mandalla yapılıyor. Evet. Bu da güzel bir... Bu da içerideki havayı dışarıya veriyor. Bu da içeridekini... Yani klimalı mı bu aynen. araç? 94 model araç ama klimalı. Evet. Vallahi güzel. Manuel araç. 5 vites. Aynen. El frenin yeri güzel. Evet abi. Honda Perülü de var. O aracın detayı gibi yani el fren detay Perülü de diye bir aracı var. Bardaklığımız vardı da onu söktük şimdi. He. Evet. Bardaklık var. Vallahi aracın içerisi güzel. Döşemeleri falan orijinal. Aynen. Aracın hızlanması neyi nasıl? Bu araç 1.5 olduğu için kaç beygir bu? Bu 110 beygir. Gene iyiymiş. Aynen. Vallahi iyi. Yakıt durumu nasıl? Yakıt durum şehir içinde gazda 25 kuruş akıyor. Benzin de 50 kuruş akıyor. Şehir dışında daha hiç denemedik. Anladım.
Güzel. Yani birinci, ikinci vitese 8000 devire kadar çeviriyor abi. İki de yüzü görüyor mu? Görüyor. 110'a kadar çıkıyor. Evet. Aracın ağırlığı kaç kilometre? 950 kilo. 950 kilo. Güzel. Allah kaza bela vermesin. Bunların piyasası ne şu anda? Satmak istesek mesela kaç TL oluyor bunlar? 19-20 arası. 19-20. 19-20'ye gidiyor değil mi? Aynen. Çünkü zaten şu anda Şahin piyasası da arttı. Aynen. Mesela bir Fiat Siena'da almak istediğiniz zaman 2000 model. Evet. Onların da fiyatı 25-30 milyar arası değişiyor. Evet abi. Tek kapı spor otomobil. Güzel. Öyle motorunda falan arıza falan oluyor mu yok, bunlarda? Kronik hiç, rahatsızlığı yok, var hiç mı? Hiçbir arızası çıkartmadı şu ana kadar. Güzel. Tamam, aracımız bu arkadaşlar. Araçla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir araçla yine karşınıza çıkacağım. İyi seyirler.